Uçağı, ikinci bir, Uçak bir dakika vasıta. <laughs> uçak diye yaratınca bu çıktı niye? Satılık yer uçağı. yer <laughs> uçağı ne amına? BMW mi? Çok amına ne olacak? Yok kanka Mercedes eski Mercedes. Yer uçağıymış. Gördüm fark ettim. Kanka uçak alamıyoruz mu sahibinden den, den, den sahibinden den. Varmış işte yer Kimde uçak şey var? Hava araçları var bak. Nerede? Bitti nerede? Ha. nerede? Ee, nerede lan hava aracı, hava araçları, heh bakıyorum abi. Hani. Ee, hafif uçak, mu? 120 litre, 1500 kilometre, 240 kilometre hız paraşütü, her yere in kalk. Ultralight uçak. Ee, kanka 60 bin diyor, daha ucuzu yok. Bu ne lan? Abi bu karton PR'den yapılma, bu ne bu? Kanka bu bir de katlanıyor, yani, bu... götüne sokabiliyorsun bunu. Bu ne amına koyayım? Bayağı mobi mo mobil et gibi taşıyorsun şey. bunu amına koyayım, şuna baksana. <laughs> Şaka gibi. Bunu katla götüne sok bak. 60 bin abi Konya. Bin Kanka bir o, şey soracağım. Acaba bunu adam böyle haberlerde görüyoruz ya. Ee, lehimciydi, işte kaynakçıydı, uçak yaptı. Öyle bir uçak mı lan acaba bu? Yok bu şey değil ya kendi yaptığı bir şey değil büyük ihtimal. Bu baya hani bildiğin şeyden Burada çıkan değil mi? Benzer şeyler görmüştüm. Neymiş dur. Abi, uçak satıyorsun sılı mı diye başlama şuraya. ya. Ya kardeşim ya beni öldürüyor. beni öldürüyor bu sahibinden ya. Tamam bak. Hazır mısınız? Okuyorum. Okuyorum. Uçak satıyorsun amına koyayım ya. Uçaklar uçak uçak. Merhaba yaz. Bir şey yaz amına koyayım. Okey başlıyorum. Sılı mı? Baştan söyleyeyim. Gerekli bilgileri yazıyorum. Saçma sorular sormayın. Normal benzin kullanır. Kullanılır. Bireysel uçabilirsiniz. Aleti ticari uçurmak için UPL lisans almanız gerekir. Bu eğitimi 10 günde alabilirsiniz. İniş ve kalkış için 150 metre asfalt, toprak ve sert bir zeminde olabilir. Özel bir pist gerekmez. Hiçbir algısı vergisi yok. Vergiden muaftır. Kullanımı en kolay uçuş güvenliği en üst seviyede tüm gövde ve motor parçaları orijinaldir. 2 kişilik toplam 340 kilogram kilo, kilogram yumuşak 390 bu arada. 390 kilogram Kalkış ağırlığına sahip uçağın hiçbir kaza darbe geçirmemiştir. Motor <laughs> şükür olsun. Motor Rotax 532 60 horsepower su soğutmalı kanatları 10 dakikada katlanıp 7 metrelik bir garaja rahatlıkla sığmaktadır. Acil durumlar için baristik yedek parıştı. Tozdan ve güreşten korumak için uçağa komple saran brandası, brandası birlikte verilecektir. Toplam uçuş saati 480 saattir. Bunun 60-70 saati yerde eğitimde geçmiştir. Motor %90 performansa sahiptir. Uçuş ekipmanı haricinde profesyonel kısa dalga telsizi ve kulaklığı da yanında verilecektir. Gürücük. Ya bu alana benim dalgayı da vereyim. Bu ne abi? Affedersin de yani. Bir de Allah'tan. Hiçbir kaza darbe geçirmemiş diyor yani. Balistik... Kanka peki yok mu ya uçağımız? Ben bunu alırım. Bunda yayın açarsın. Abi çarsın, yapma. Çarsın işte. İki kişilik diyor işte buna bak hanımla bindik şuna bak. Oğlum uçak Abi. 390 kilo diyor. 190 da beni ekle bitti battı zaten uçak kalkmaz ki. Kalkmaz evet tamam diyecek. Abi ya. yapma atma izmaritini. Bunun için eğitim <laughs> gerekiyor mu direkt pırr diye uçabiliyor muyum? Eğitim gerekiyor. Bu legal Whisper'dan, mi peki? Biz biri attı 10 bine satılıyormuş bu Türkiye'de. 10 bin miymiş biz... bu kazıklandık amına koyayım? Çete yazıyorum. At. Söyler misin? Microlight deniyor bunlara. Aratırsa 10 bine falan satılıyor Türkiye'de. Oğlum alalım o zaman bundan bir tane. Köy evine bir tane oradan bir arsa alayım. Ya, he, uçağımız da yok demezsin oğlum. Oğlum sorduklarında <gülüyor> uçağım <gülüyor> uçağım var arabadan derim lan. <laughs> evet yani uçağım var ha. Düşünsene başlıkları. Cahreyn uçak al. Arabadan <laughs> daha <laughs> Dur bir dakika. Shit. Dur bir dakika. This is the shit abi. Bir dakika. This is real deal. Bir saniye bunu okuyacağım. Bu da 슬ım diye başlıyorsa sikeceğim artık yani. Dur. <laughs> bir Dur bir dakika. Bak bu da ultralight diye geçiyor ama 550k. Neden öyle? Bayağı tatlıdı. Neyse. Bu bu 550k. Aşkım gel uçak alıyorum. Sadece 100 saat <laughs> uçuşu bulunan, kapalı hangarda korunmuş, sıfır ayarında. Detaylar için lütfen iletişime geçin. Şimdi ben mesela bunu antrenman mi içinde? Abi seks bile yapılmış olabilir bu arada. Ben onu sana garantisini veremem. Bayandan mı acaba? <laughs> <laughs> Öğretmandan. Kanka bu arada ben şu an 10.000 alabiliyorsak net düşünüyorum uçak almayın şu an. Eğitimine de para bayarım bak. Ben bunu yaparım. O, o, o mikro light dediklerim bu arada şey lan pancar motoru falan kullan. Ben, bunu, ben buna, <laughs> buna varım. Ben buna varım. Abi buna güçlerimizi yapamam. birleştirsek birleştirsek 5000 liraya yaparız biz bunu boş var. Bir yeni zaman... araba gibi kendimizi <laughs> yapalım. Konya'dan bir kaynak ustası lazım bize. <laughs> bulunur bulunur. Uçakla ters giderken seks işte bu. Fantezi bu kardeşim. <laughs> e, ee, Kralsın abi e, Eymite Vitua Senin amına koyayım dedi İyi dedin onu İyi dedin onu yukarı insana girdim İyi yaptım Peki Mahir 42 M şey mi abi Uzunluğu mu <laughs> Meraktan soruyorum <laughs> Evet efendim Kronos VCL 21. ayında Video atmayın artık izlemiyorum Ancak teşekkür ederim Mesa 61 12. 2. ayında e, Efendim Gadasını aldığım 9. ayında helikopter al uçak çok demode oldu artık diyor. Kanka şimdi bizim binanın üstüne helikopter indirebilirsek mantıklı. Adam bana bir tane daha mesaj atmış. Ultra değil micro light. Bir de lisans istemiyor diye biliyorum. Ek olarak kıtalar arası uçabiliyorsun ve motor dursa bile havada süzülüyor. Demiş. Motoru durduğunda panik yapmayacak insan lazım. Ben panik yapmam da. Ama benim hanım yani altına sen... sıçar. Ama sen şimdi benden mesela 3 kat daha ağır olduğun için daha hızlı çökebilirsin. Yani ya ben sürsem hiç çökmem mesela. Onun alakası yani, yok bu arada ağırlıkla azar, alakası yok çökmenin. Onu söyleyeyim yani ilk G iki kuvveti falan gibi olsun. Hayır G kuvvetinin <laughs> ağırlıkla alakası yok. Mal mısınız bilmiyorum ama neyse. Şunu söyleyeceğim <laughs> geçen gün bizim arada sensörlü ışık var ya mavi ışık. Kendi kendine yandı. Gece film izliyoruz içeride salonda. <laughs> altına Hayır. sıçtı Selin altına sıçtı ama bıraktı yani. <laughs> ben de çok korkarım öyle şeyden. Dedi, Ondan ben de korkarım. Dedi oğlum, ki ne oluyor dedi. Ben de bu arada hiç korkmam. Hakikaten sıfır korku bende yani. Sıfır arkadaş hiç mi korkulmaz ve ben yani liseye kadar falan geceleri rahat uyuyabilen bir çocuk değildim onu da söyleyeyim hiç çekinmeden. Yani geceleri kalkardım yani mesela ablamın odasına kaçardım. Onun odasına kanepede falan sızardım öyle bir çocuktum. Şimdi ama hiç korkmuyorum ya sıfır bu kadar mı sıfır olur? Bizim köyde Hı sıfır şey ışık. Şey ormanda Alfred'i gezdiriyorum. Arkadaş diyor ki nasıl yaptın okuyayım diyor. Ben diyor bütün Kur'an-ı Kerim'i hatim ederdim diyor herhalde. Neyse. Dedi ki git bak diyor hanım. Dedim aşkım yani gerçekten bir şey varsa ve ölürsem ne olacak dedim. Ben mi gideyim öleyim dedim. Korkudan şey dedi. Git ölüyorsan <laughs> da öl. Neyse öğren artık. <gülüyor> <gülüyor> Tam panik şey ya. Ama ben taktırdığımda birisi şeyi dedi. Abi dedi gece dedi o kendi kendine yanarsa falan panik atak geçirme öyle şeyler oluyor dedi. Ben o bilgiyi aldım sustum zaten rahatım yani. Arada bir sensörler bozulabiliyor yani olabilir.